Şimdi öğrencim Enes'le birlikte bir rondonun tamirini yapacağız. Şunu diyenler olacak. Ulan hoca rondosunu öğrencisine tamir ettiriyor. Bura meslek lisesi beyler. Bu şekilde öğreneceğiz biz işleri. Hatta bir proje kapsamında yaşlıların evine gidip onların mesela arızalarında falan da gidermiştik. Biz işi uygulayarak, kıra döke yaparak öğreniriz, öğretiriz. Enes'le birlikte bu rondoyu şu anda tamir etmeye çalışacağız. Enes Usta, ben sana rondomu getirdim ama bu rondo çalışmıyor. Şimdi Enes'le birlikte bakacağız. Durum ne, arızası ne, yorum yapacağız. Enes, tak güzelim fişe. Bir çalıştır bakayım. Şu anda rondonun sesi geliyor. Motor dönme sesi ama bıçak çalışmıyor. Tamam. Güvenlik için fişi çıkar Enes'ciğim. Şimdi yukarı motor kısmını da sök. Şunu yana alalım. Bir daha çalıştığını görmek için. Şimdi Enes, burada iki tane switch var. Bunların altında. O switchler rondonun üst kapağı oturduğunu gösteriyor. O switchler buradaki yuvalara girip üstten siz bastırdığınızda o switchlerin ikisi muhtemelen seridir birbirine. İkisi de kapandığında rondoyu çalıştırıyor. Bir o switchleri sen eline müdahale et. Orta motorun dönmediğini görelim. Şöyle güvenli bakayım. Bir şekilde. Şöyle takalım. Taktık. Şöyle bak şimdi ortadaki dönmüyor. Evet hocam. Tamam mı? Fişi çek Enes'ciğim. Güvenli çalışalım. Şimdi ne yapacağız Enes? Önce hocam. Bir bakalım ne varmış ne yokmuş içerisinde. Burada ne var? Yıldız vidalar var. Bak yanında yıldız tornavida da var. Evet hocam. Sen kendini en uygun pozisyonda ister dik tut, ister yan tut, ister sırt üstü çevir. Evet. O vidaları bir sök. Ağzı uyuyor mu ona? Uyuyor. Ağzı uymuyor. Ufak lazım. Daha mı ufak lazım? Gelelim takım çantamıza. Bakalım onu al. Hatta varsa yanına bir tane de yedek alalım. Bu da düz. Şu zaten olmuyor demiştin. Şu anda görünüşe göre bu da düz. Başka yok. Şu var bir tane. O da bir tık küçük. Onun ağzı oldu mu ona? Oldu. Tamam. Son bir de kaldı hocam. Tamam. En rahat nasıl tutuyorsan Enes? Ben kamera açısını ayarlarım canım. Sen rahat ol. Şimdi motor dönmeseydi elektriksel arıza aradık. İlk arayacağımız arıza oradaki switchler acaba çalışmıyor mu diye mekanik ya da elektriksel arıza aradık. Ama motor dönüyor. Motor döndüğü için muhtemelen mekanik bir arıza var. Vidaları şöyle alalım elimizin altında. Ufak ufak yokla bakayım çıkıyor mu? Çıkıyor hocam. Çek bakayım. Şu anda burada bir tane seri universal motorumuz var. Tamam mı? Şeyi döndürmüyor. Değil mi? Evet. Şimdi bunu da mekanik arıza arayacağız. İçi böyle. Bu ara içini de çekelim. Bu parazit kondansatörü. Evet. Ters indüksiyon geriliminden dolayı. Switch 2 dedik ama switch bir taneymiş. Şu boş. Bir tane switch koymuşlar. Switch bak geliyor. Switch'e giriyor. Switch'ten çıkıyor. Motora gidiyor. Motorun şu işte geldi. Kırmızı buna bağlandı. Motorun diğer ucu nerede? Bu. Burada hocam. Kondansatör var. Buradan da işte mavi kabloya bağlamış. Şimdi mekanik bir arıza aradığımıza göre önümüze 4 tane daha vida çıktı. Evet hocam. Tamam. Onları da sökelim usta. Elini güvenliğe al. Tornavidayı falan kaçırırsan eline kaçmasın tornavida. Son vida kaldı hocam. Hı. Tamam. Aldık. Ne görüyorsun Enes'ciğim? Hocam çakla bu, bu aşağı. Nerede bunun içerisinde rondoyu çeviren? Heh. Şu rondoyu çeviren hocam. Rondoyu çeviren burada bir tane dişli var. Evet. Bu rondonun şu kafa kısmına giriyor. Evet. Doğru mu? O bu şekilde aşağıda duruyor. Şu nereden çıkmış olabilir Enes? Buradan hocam. Şurada bak yuvası var değil mi? Altak evet. Yerine. Şöyle hocam. Döncü o aşağıdaki de dönüyor mu? Yok hocam. Ha, o zaman öyle olacak. Tamam şöyle oturuyor. Bak dönüyor değil mi bunlar? Evet. Tamam burada bir sıkıntı yok ama bakalım motorda da dişli olması gerekmiyor mu? Evet motor dişe çeviren dişli kırılmış. Kırılmış.
Şimdi bunu yedek parça alacağım ben. Öğleden sonra bunu değiştireceğiz seninle. Tamam usta? Tamamdır hocam. Şimdi Enes'cim, bu rondoda son durum şu. Bu dişliği parçacılarda bulamadık. Bulduğumuzda diş sayıları farklı geldi. Servisine gittim. Servisin dediği şu. O dedi dişli dedi takım olarak değişir dedi. Ve dedi sana dedi dişlileri vermem, bana getirirsin ürünü. Ben değişirim. Fiyat olarak da 200 lirana alırım dedi. Şöyle bir düşündüm. Rondonun kendisi şu anda 650-700. 700 lira civarında bu rondoyu bulabiliyorum. 200 lira sade şu dişliye için para vermek benim işime gelmedi. Parçacıdan aldığımızda diş sayısını tutturamadık. Parçacının aldığımız o dişli 15 liraydı. Hadi o da olsun 20 lira. 20 liralık bir dişli 200 liralık takım değişeceğiz diyorlar. Zaten rondoyu alsak da bu rondonun bir sonraki serisinde dişli yapısını değiştirmişler. Muhtemelen bununla ilgili sık şikayetler geldi. Servise de çok getirenler oldu. Bu yapıyı değişmişler. Bilmiyorum metale mi dönmüşler, burslu mu dedi, bir şey dedi servis bana. Bu böyle yarım kalacak. Ben bunu yine aramaya devam edeceğim. En olmadığı sıvı daldırmalı 3 boyutlu yazıcılar var. Ondaki çıkartacağımız ürün bundan da daha sağlam olacak. Çünkü UV ultraviyole altında onu sertleştiriyoruz. Şu anda son durum bu. Hocam ne güzel tahmin edecektim. Yarıda kaldı yani. Ne yapabilecek? Yapacak bir şey yok. Bir sonraki videolarda parçasını bulabileceğimiz ürünleri sökeceğiz demek ki. Tamam.